Fokus programına hoş geldiniz. Ben Gizem Uzuner Gençlik. Bugün de bu kuşakta ben sizlere eşlik edeceğim. Sermaye piyasalarını detaylıca ele almaya çalışacağız bu kuşak boyunca. Bununla birlikte kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek bir ay daha uzatıldı. Bu konuyu masaya yatırmaya çalışacağız. Ve tabii ki reel sektör için bunun ne anlama geldiğini de detaylıca ele almaya çalışacağız. Ve bununla birlikte tabii ki piyasalar diyeceğiz. Son gelen makroekonomik verileri de yine programın ikinci yarısında değerlendirmeye çalışacağız. Sermaye piyasalarıyla ilgili yine konuşmamız gereken çok fazla konu var. Ama ilk etapta isterseniz birlikte açığa satış yasağının kalkmasına ilişkin Bloomberg HT'nin kaynaklara ulaştığı ve detaylıca haberlerine ele aldığımız bir başlığımız vardı. Bu haberi ekranlara getirerek başlayalım programımıza. Borsa İstanbul'da 28 Şubat'tan bu yana uygulanan açığa satış yasağı sona ermek üzere. Bloomberg HT'nin ulaştığı kaynaklara göre Takas Bank'ta otomasyon çalışmalarında sona gelindi. Böylece ödünç menkul kıymet piyasasının etkin bir şekilde çalışması sağlanacak. Otomasyon sisteminin çalışmasıyla ilk aşamada BIST 30 hisselerinde açığa satışa izin verileceği, ardından uygulamanın tüm hisse senetlerinde tekrar başlayacağı belirtiliyor. Açığa satış yasağı ilk olarak geçen yılın Ekim ayında 7 banka için uygulanmaya başlamıştı. Daha sonra Şubat ayında tüm pay piyasasında açığa satış yasağı getirilmişti. MSCI'da 24 Haziran'da yaptığı açıklamada sermaye kontrollerinin uzaması ya da daha sıkı bir hal alması durumunda Türkiye'yi gelişen ülke sınıflamasından çıkarabileceğini duyurmuştu. BIST 100 endeksi açığa satış yasağının tüm pay piyasasına genişletildiği 28 Şubat'tan bu yana %7 yükseldi. Evet, bu konuyu iki gündür gündemde tutuyoruz. Bunun detaylarını konuşacağız dedik. Az önce haberimizin içerisinde de vardı. Borsa İstanbul açığa satışın tüm pay senetlerinde geçerli olmaya başladığı Şubat sonu itibariyle %7'nin üzerinde yükseliş kaydettiğini ifade ettik. Bununla birlikte yerel para birimi cinsinden bakıldığında zaten yılbaşından bu yana kayıplarını silen nadir borsalardan bir tanesiydi BIST 100. Tabii ki bu açığa satış sürecinde yasağın devam ettiği süreç boyunca da bazı endeksler arasındaki ayrışmalara da dikkat çektik. Hacimler itibariyle bakıldığında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda günlük ortalama hacimlerde çok fazla bir değişiklik olmadığı da aynı zamanda dikkat çeken bir başka gelişme. Ancak bilindiği gibi geçtiğimiz haftada gündeme getirdiğimiz üzere MSCI bu noktada açığa satış yasağının kurumsal yatırımcılarının karar almalarını etkilediği için Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarıp bir alt ya da daha altındaki endekse indirmek açısından bir danışmanlık süreci başlattığını duyurmuştu. Bu yüzden bu konu bu kadar gündemdeydi. Dediğimiz gibi zaten Bloomberg HT'nin ulaştığı kaynaklarda yakın zamanda bunun kalkabileceğine, ilk etapta BIST 30 hisseleri daha sonrasında genişletilerek yasağın kalkacağı şeklinde kaynak bilgilerimiz var ellerimizde. Bununla birlikte şu an piyasaları da göz atalım. Bu haberi detaylıca ele almadan üzere şu an piyasalardaki son duruma baktığımızda Borsa İstanbul tarafında %0.69'luk bir primle işlem gördüğünü ifade edebiliriz. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'da 116 bin seviyelerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor endeks. Bununla birlikte buradaki yükselişe en fazla katkısı bulunanlara baktığımızda Ereğli, BİM, Aselsan, Sabancı Holding, Garanti Bankası, Akbank diye özellikle bankacılık hisselerinin önderliğinde devam eden bir yükselişi takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bununla birlikte düşürenler tarafına baktığımızda Anadolu Efes, Sarkursan, Anadolu Grubu Holding diye listemiz devam ediyor. Ancak endekste şu an itibariyle genele yayılmış bir yükselişten bahsetmemiz de mümkün. 88 tane hisse şu an BIST 100 endeksi içerisinde yükselişe eşlik ediyor. Şimdi buradan geçiyoruz. Az önce bahsettiğimiz haberin detaylarını konuşmak üzere Forset'e danışmanlık kurucu ortağı Tuncay Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Tuncay Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Gizem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar dilerim. Şimdi ilk etapta sormak istediğim soru bu açığa satış konusu. Siz bu kararın uygulanmaya başlandığı tarihten bu yana gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı şekilde kaldırılması konusuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? Daha önceki röportajlarımda da birkaç kez ifade etmeye çalışmıştım. Ben bu açığa satış yasağının ilk geldiği andan beri doğru bir karar olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle de devamlı olarak bir kaldırılma yönünde irademiz var. Ama sonuçta bu birazcık da doğal olarak diğer kamu otoritelerinin kararıyla eşdeğer bir şey. Şunu söylemeye çalışıyoruz devamlı olarak, özellikle açığa satış yasağının kalkmasını düşünen insanlar olarak. Bir kere açığa satış yasağı piyasa üzerinde dengeleyici bir etkiye de sahip. Hatta bu noktada Dünya Borsalar Federasyonu'nun son 2 aylık raporunda da açığa satışın aslında tahmin edildiği gibi yahut da iddia edildiği gibi
piyasada düşüş baskısını değil, tam aksine dengeleyici bir özellik taşıdığını da söyleyen ampirik çalışmalardan da bahsediliyor. Bu nedenle ben açığa satış yasağının uzun süre devamının doğru olmadığını düşünenlerdenim. Bu yasak piyasayı doğal olarak devamını uzun pozisyonda tutuyor. Ama takdir edersiniz ki aslında piyasa aynı zamanda kısa vadeli yahut da satış tarafında da olabilmesine imkan sağlamak lazım. Bu nedenle açığa satış yasağı kanımcı yakın zamanda, çünkü biliyorsunuz dün iki tane haber sitesinde de buna ilişkin açıklamalar yer aldı. Düşünüyorum açığa satış yasağını. Tuncay Bey, şunu da sormak istiyorum aynı zamanda. Şimdi o dönemden bu döneme geçen süreçte özellikle yılbaşından bu yana bakıldığında yerli yatırımcı ilgisinin de arttığını gördük. Ama diğer yandan bakıldığında Türkiye borsasında da ya da diğer varlıklarında olduğu gibi gelişen ülkelerin varlıklarından ciddi bir yabancı çıkışı da meydana geldi. Burada yerli ve yabancı arasındaki dengenin yerli tarafa kayması varlık sınıfları açısından ne anlama gelir? Bu birazcık nereden baktığınıza bağlı. Şimdi son dönemde özellikle kimi söylemlerde yabancının piyasadan çıkıyor olmasının ve yerli yatırımcının piyasaya geliyor olmasının mevcut anomaliyi düzelttiği ve birazcık daha piyasaya denge getirdiği konusunda söylemler mevcut. Ancak şunu unutmamak lazım. Biz geçmiş dönemde devamlı olarak 2007-2008 krizinde dahi yabancı yatırımcının %60'ların altına düşmediğiyle övündük devamlı olarak. Şimdi bu noktadan hareket ettiğimizde yabancı yatırımcının çıkıyor olması aslında bizim tasvip edeceğimiz yahut da arzuladığımız bir şey midir? Bunu belki değerlendirmek lazım. Bir yandan da dönüyorsunuz İstanbul Finans Merkezi olmaktan bahsederken yabancı yatırımcının çıkışını iyi bir şey olarak ortaya koymak çok doğru olmayabilir endişesindeyim. Elbette ki son dönemde yerli yatırımcı ciddi bir şekilde ilgi gösteriyor. Özellikle bu hatırlanacağı gibi Ocak'taki ciddi rekorların kırıldığı dönemde de devam ediyordu. Son dönemde de yaklaşık işte günlük 10 bin 20 bin civarında yeni yatırımcının sisteme girdiği rakamlarla da teyit ediliyor. Ama şunu da bir yandan unutmamak lazım sanki Gizem Hanım. Şimdi gelen Türk yatırımcısı daha çok günlük alış satış yapan yatırımcı gibi duruyor. Bu çoğu aslında bakarsanız istatistikle de teyit edilen bir şey. Bu bizim piyasamız açısından iyi bir şey midir? Bunu tahlil etmek lazım. Yani yabancı yatırımcının elde tutma süresi Türk yatırımcının elde tutma süresinden kat ve kat fazla idi. Yani yabancı yatırımcı bizim Türk yatırımcıların yaptığı gibi günlük çok fazla alsatla işlem gerçekleştiren kurumlar değildi. Ben naçizane Türk yatırımcısının, o küçük yatırımcı olarak ifade etmiş olduğumuz Türk yatırımcısının günlük alım satım yapmasını çok doğru bulmayanlardanım. Yani günlük traderların birazcık daha spekülasyonla hareket ettikleri göz önüne alındığında da küçük yatırımcının gelip yatırımını yapıp özellikle sağlam yahut da kar beklentisi olan kağıtlara, sağlam kağıtlara yatırım yapıp bir süre elde tutmasının kendileri için daha anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle hani iyi midir, kötü müdür, eğrisi doğrusuna denk gelir mi ayrı bir tartışma, ama ben çok da tasvip edilesi bir şey değil diye düşünüyorum yabancı yatırımcının çıkıyor olmasına. Şimdi peki küçük yatırımcı dediğimiz yatırımcı sınıfının daha çok BIST tüm hisselerine daha fazla yönlendiğini gördük, ama siz az önce açığa satış tarafında yasağın kalkmasının dengeleyici olduğunu, yani bir satış beklemediğinizi ifade ettiğinizi anlıyorum. Bu durumda endekslerin hangisinin birbirini yakalaması söz konusu olacaktır? O zaman şeyi hemen düzelteyim. Aslında burada açığa satışın piyasada düşüş yönünde etki yaratmayacağını söylemeye çalışmamıştım. Aslında söylemeye çalıştığım şuydu. Şunu düşünmek lazım. Şimdi genelde yapılan hata şu. Açığa satış, aslında açığa satan insan mutlaka ve mutlaka dönüp bir yerden bu açığa sattığı pozisyonu kapatmak zorunda. Aslında açığa satış aynı zamanda belirli bir vadede alışı da tetikleyen bir unsur. Bu nedenle dengeleyici olacağını söylemiştim. Ama benim beklentim şu anda farklı alternatif imkanı yok. Yani şu anda işte altına yatırım yapmaya kalktığınızda vergi geldi ve belirli bir süre içerisinde geri satamıyorsunuz. Yani sizin hesabınıza geçmesi için belirli bir süre beklemeniz gerekiyor. Hakeza biliyorsunuz dövize ilişkin de bazı kısıtlamalar getirildi. İşte faizler şu anda negatif zaten. Yani yatırımcı gidip faize de parasını yatırdığında enflasyondan daha düşük bir getiri elde ediyor.
zaten çok fazla bir yatırım aracı yok borsaya yönelmekten başka. Benim naçizane düşüncem borsanın birazcık daha yukarıya doğru hareket edeceği yönünde. Aslında söylemeye çalıştığım şuydu. Küçük yatırımcı bir kağıdı satın alıp bir gün, iki günlük bir kar beklentisiyle bu yatırımı yapmamalı. Söylemeye çalıştığım oydu. Borsa uzun vadede her zaman ve her zaman gelir sağlayan ve diğer yatırım alternatiflerine göre her zaman avantajlı sonuçlar doğuran bir yatırım alanı. Ancak siz kısa vadeli kar beklentisiyle girdiğinizde o kağıdın fiyatlarına karşı aşırı duyarlı bir hale geliyorsunuz ve çok çabuk panikleme imkanınız oluyor. O yüzden de özellikle HFT ile büyük bir mal varlığı ile eğer bu işlemlere girmek istemiyorsanız, girmiyorsanız ya da trader değilseniz bence kısa vadeli kar beklentisiyle yatırım kararlarınızı almamanız gerektiğini söylüyorum. Aslında dediğim gibi açığa satış ve piyasa arasındaki bağlamı da bu şekilde değerlendirmek lazım benim söylemlerimi. Tuncay Bey, yine önemli bir konu var. Özellikle aracı kurumlar için büyük anlam ifade ediyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan bir düzenlemeye göre bu noktada yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler dijital ortama taşındığını görüyoruz. Bu noktada zaten halihazırda artan bir yerli yatırımcı ilgisinden bahsederken bu karar ne ifade ediyor yatırımcı açısından? Sizce sayılarda daha da artış görür müyüz böylece? Muhtemeldir. Bu kanun değişikliği yeni değil. Yaklaşık olarak 2,5-3 senedir uğraştığımız ve peşinde koştuğumuz bir kanun değişikliğiydi. Sonunda kanunlaştırmayı, yasalaştırmayı becerebildik. Bu aslına bakarsanız çok ciddi bir dönüşümü de gerektiriyor diye düşünüyorum aracı kurumlar tarafında. Çünkü kanun kapsamında artık Sermaye Piyasası Kurulu yazılı şekilde yapılan sözleşmeler bir alternatif üretme imkanına sahip. Artık Sermaye Piyasası Kurulu diyebilir ki ben internet üzerinden şu 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 yöntemlerle yapılan kimlik ve adres teyitlerini kabul ediyorum ve internet üzerinden şu kurallar kapsamında yapılan sözleşme imzalamayı da yazılı şekilde yapılmış bir sözleşme gibi kabul ediyorum. Bu aslında hukuk sistemimizdeki ciddi bir dönüşümü de gerektiriyor bence. Ve aracı kurum açısından çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Şu anda biliyorsunuz mevcut durumda aracı kurumlar o veya bu şekilde müşterilerine kargolarla, şubelerle yahut da farklı kurumlarla yapmış oldukları sözleşmelerle yüz yüze imzalamak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyalar. Ancak bu kanun değişikliği burada ciddi bir fayda sağlayacak. En azından artık yüz yüze imzalama yükümlülüğünü ortadan kaldıracak ve yeni yatırımcılara ulaşma konusunda çok büyük bir avantaj sağlayacak diye bekliyorum. Peki aynı zamanda önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı tebliği de yürürlüğe girdi. Bunun şirketler anlamında bakıldığında ne anlama geldiğini anlatır mısınız bizler için? Tabii ki. Bu da geçen hafta gene uzun zamandır çalışılan, çünkü önemli nitelikteki işlemler tebliğindeki değişiklik çalışması geçen sene bu dönemlerde başladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin kendi altında oluşturmuş olduğu birkaç tane mevzuat çalışma grubunun önerilerinden bir tanesiydi. Sağ olsun Sermaye Piyasası Kurulu da Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki arkadaşlar da bu çalışmayı desteklediler. Aslına bakarsanız önemli halka açık anonim ortaklıklar açısından şirketlerin ticari kararlarında, ticari karar alma mekanizmalarında ciddi kolaylıklar sağlayabilecek bir tebliğ. Tebliğ 3 tane, 4 tane temel değişiklik getiriyor ve önemli değişiklikler bunlar. Bir tanesi artık önemli nitelikteki işlem tanımı değişti. Bir kere önemli olma kriteri %50'den %75'e çıkartıldı. Bazı birleşme ve bölünme faaliyetleri tebliğ dışında bırakıldı. Yani artık bunlar önemli nitelikteki işlem değildir denildi. Ve 2 tane kritik değişiklik yapıldı. Bunlardan bir tanesi... Biliyorsunuz yatırımcılar açısından ayrılma hakkını doğuruyor. Yani yatırımcı eğer şirketin almış olduğu kararı beğenmezse genel kurulda buna muhalefet etmek suretiyle paylarını şirkete geri satma hakkına sahip oluyor önemli nitelikteki işlemde. Pardon. Şimdi tebliğ değişikliğiyle hangi yatırımcının bu hakka sahip olduğu kriteri değiştirildi. Buradaki anlam şu, daha önceden önemli nitelikteki işleme ilişkin karar alınıyordu. Bu karar alındıktan sonra genel kuruldaki red oyuna bağlı olarak kişi ayrılma hakkına sahip oluyordu. Şimdi yeni düzenlemeyle yapılan şey
kararın açıklandığı an itibariyle ortak olanlar bu haktan yararlanabilecek. Avantajı ne? Avantajı şu. Kötü niyetli yatırımcılar şunu yapıyorlardı. Ayrılma hakkı açıklandıktan sonra ayrılma fiyatının ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı belliydi ve kişiler son ana kadar ayrılma hakkındaki fiyatla piyasa fiyatını karşılaştırıyordu ve genel kurulda buna istinaden karar alıyorlardı. Artık mevzuat şunu söylüyor. Hayır, böyle bir imkanın yok. Sen ayrılma hakkını doğuran karar alındığında ortaksan bu hakkı kullanabilirsin. Bu süreç içerisinde pay almış olmanın hiçbir önemi yok diyor. Bu önemli ve şirketler açısından ciddi kolaylıklar sağlayan bir değişiklik. Bir sonuncusu da eskiden ayrılma hakkı sadece şirkete karşı ileriye sürülebiliyordu. Yeni yapılan değişiklikle şirketin yanı sıra yeni kişilerin yahut da yeni yatırımcıların da bu satılan payları alma hakları ortaya çıktı. Tuncay Bey, son bir sorum daha olacak size. Buyurun. Çok kısaca fikir verirseniz, bilgi verirseniz, görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda da konu olmuştu. Bankacılık sektörünün bu salgın sürecinde çok ciddi bir kilit rol oynadığından bahsedilmiş. Ama sermaye piyasalarında aynı zamanda zenginleşmesinin önemine değinmişti. Siz de az önce İstanbul'un finans merkezi olma konusuna da değindiniz. Daha fazla zenginleşebilmek için daha fazla ne yapılabilir? Bankacılık dışında başka finansal kurumlardan bahsedebilir miyiz? Onların zenginleşmesi için ne yapılabilir? Yani şu ana kadar sermaye piyasasının belki de en zayıf kaldığı noktalardan bir tanesi bu. Daha doğrusu sermaye piyasası belki de sadece sermaye piyasası diye değerlendirmek de doğru değil. Finans piyasasının en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki demek belki doğru mudur bilmiyorum ama finansman bankalar üzerinden sağlanıyor. Yani özellikle özel sektör finansmanı kredi mekanizması üzerinden sağlanıyor. Bu doğal olarak piyasaları yani finans piyasasını ve özellikle de özel sektörü bankalara karşı, bankaların aldığı kararlara karşı duyarlı bir hale geliyor. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bankaları etkileyen her şey, işte bir faiz kararı, bir swap piyasasında alınan karar ekonominin genelini çok yakından etkileyen bir konuma dönüşüyor. Yani siz bankalarınızı şoklara karşı duyarlı hale getiriyorsunuz ve dolayısıyla ekonomimizde bu şoklara karşı ister istemez duyarlı hale geliyor. Biz finansmanda, özel sektörün finansmanında ne kadar farklı kanalları etkin hale getirebilirsek özel sektörün likiditeye ulaşması o kadar kolay hale gelecektir. Yani bir savings and loans yahut da bir tüketici finansmanı farklı finansman alternatiflerinin Türkiye'de kullanılabiliyor. Özel sektör şirketlerinin sadece bankalar dışında diğer finansman kaynaklarına, alternatiflerine de erişebiliyor olması gerekiyor. Bu şöyle düşünün, nasıl bir yatırımcı kendini piyasa riskine korumak için portföy çeşitlendirmesine gidiyor ise aynı şekilde biz de finans piyasamızı, özel sektörün likidite ihtiyaçlarını bu şekilde bir çeşitlendirme ile karşılamamız gerekiyor. Ancak bu sayede kurumların almış olduğu kararlardan bağımsız bir hale gelir özel sektörün finansmanı. Bu sadece kurumlar bazında değil, ürünler bazında da aynı. Sadece şirketlere değil, farklı ürünlerin de piyasada imkan bulması önemli. Tuncay Bey çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Forsete danışmanlık kurucu ortağı Tuncay Yıldıran'dan da görüşlerini aldık. Şimdi bu noktada kısa çalışma süresinin uzatılması konusunu ele almaya çalışacağız. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek bir ay daha uzatıldı. Bununla ilgili bir reel sektör temsilcisinden görüş alacağız. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt bizlerle birlikte olacak. Recep Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, size bana müsaadenizi diliyorum. Ben de efendim çok teşekkür ederim. Şimdi sektör olarak siz bu konuyu nasıl karşıladınız? Yeterli buldunuz mu? Daha ötesini ister miydiniz? Arzuladığınız şekilde gerçekleşti mi? Valla şöyle söyleyeyim. Bu bizim için çok önemliydi. Yeni normalleşmeyle birlikte bildiğiniz gibi üretim devam ediyor. Ama hizmet sektörü ve turizm yatırımcılarının ciddi bir sorunu var. Bununla ilgili bir aylık süreç tabii ki önümüzü görmek açısından iyi oldu ama biz bunu 3 ay bekliyorduk açıkçası. Önümüzdeki günlerde bunun yansımalarını da göreceğiz. İnşallah yeni normalleşmeyle beraber
turizm sezonunda bir hareketlilik başlar da bir daha ihtiyaç kalmaz, öyle düşünüyorum. Peki ama bir ay sonrasına döndüğümüzde firmalar eski koşullarına dönmeye hazırlar mı? Hazırlar. Yani hizmet sektörü ve turizm sektörü hazır. Önümüzdeki günlerde malum yaz tatiller başlıyor. İşte ne bileyim dışı gelişler başlıyor. Onun için sektör hazır. Ancak tabii bu normalleşmeyle birlikte tüm önlemler alınmış vaziyette önümüzdeki bir ay bizim için çok önemli. Bir de aynı zamanda tabii ki işten çıkarma yasağının da bu noktada daha da uzatıldığını gördük. Ben açıkçası Recep Bey sonrasını merak ediyorum. Yani bu kapalı kalınan duran süreçte karantina uygulamalarının yoğun biçimde uygulandığı süreçte kaybın bu noktada işçiye yansıtılması söz konusu olacak mı? Yasak sona erdikten sonra işten çıkarma gibi bir şey söz konusu olur mu? Ben çok zannetmiyorum. Çünkü yeni normalleşmeyle birlikte üretim devam ediyor. Üretim devam ettiği için bu turizm sektöründe ve hizmet sektöründe farklılık gösterebilir. Ama genele baktığımızda çok bizi şey etmeyecek, zorlamayacak diye düşünüyorum. Yani işten çıkarma olacağını çok katılmıyorum. Recep Bey, peki şu dönemde devletimiz elinden geleni yapıyor bu noktada firmaları destekleyebilmek adına. Sizin bir sektör temsilcisi olarak, bir sanayi odası yönetim kurulu başkanı olarak ne ihtiyaçlarınız vardı başka? Başka neler yapılabilirdi bu dönemde? Valla tabii firmaların kira desteğine ihtiyaçları var. Yani en azından stopaj konusunda belki bir adım atılabilirdi. Kira stopajlarının alınmaması işte bu. Pandemi süresince işte 3 aylık 6 aylık dönemler halinde bu stopajlar alınmayabilirdi. Bir kira desteği olabilirdi. İşletmeleri açısından bu bizim için önemliydi. Ama hükümetimizin attığı diğer adımları önemli buluyorum. Bizim biraz da kredi değil de yardıma ihtiyacımız var gibi duruyor. Yani biz şu anda hep işletmelerimiz kredilerini yeniliyor veya kredi bulmakta çok zorlanmıyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin verdiği top nefes kredisi var. İşte KGF destekli kredilerimiz var. Bunlardan çok ciddi anlamda firmalarımız faydalandı ve şu anda firmalarımız ayakta hepsi. Ama sıkıntıda olan firmasından bir kira stopaj desteği benim açıkça Sıcak'ta Sanayi Odası Başkanı olarak beklendi. Recep Bey, çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt'tan da konuya ilişkin görüşlerini aldık. Ve devam ediyoruz. Bu noktada Türk Exim Bank Fonlama Daire Başkanı Pınar Çalışkan bizlerle birlikte olacak. Bir konu var, dün de gündeme yansımıştı, bunları değerlendirmek üzere. Pınar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Gizem Hanım. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi yayınlar dilerim. Şimdi dün bir basın bülteni vardı aynı zamanda. Türk Exim Bank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon kredi sağladı diye. Şimdi bunun özel nitelikte bir şey olduğunu görüyoruz aslında. Dünyada çok fazla örneği yok. Bunun detaylarından biraz bahseder misiniz? Bu kredi hangi alanlarda kullanılacak? Tabii. Şimdi biz Türk Exim Bank olarak geçtiğimiz Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kontr garantisi ve Dünya Bankası'nın %50 garantisiyle piyasalardan 10 yıl vadeli 380 milyon euro bir kaynağa imza attık. Kredinin yapısı Dünya Bankası'na ek olarak 19 finansal kuruluşla görüşmelerde bulunarak oluşturuldu. Ve de sonuç olarak da uzun vadeli ilişkiler içinde bulunduğumuz Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bahsettiğiniz gibi dünyada daha önce biz Dünya Bankası'nın çok daha yüksek garantisiyle ve görece çok daha kısa vadeli bir benzer bir işlem var. Ama Merkez Bankamızın da açıkladığı gibi toparlanma etkilerini net biçimde görmeye başladığımız salgın döneminde bu Türkiye'de Dünya Bankası'nın kısmi garanti mekanizmasıyla bir devlet bankasına yönelik ilk işlemi. Dolayısıyla gerçekten özel bir işlem ve Türk ihracatçısının kullanımına sunulmak üzere önemli maliyet avantajları elde ettiğimizi düşünüyoruz. Eğer izniniz olursa ben kullandığım şartlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Çok sevinirim, buyurun. Sağ olun. Sürdürülebilirlik ilkeleri çok önemli. Exim Bank'ın da sürdürülebilirlik süreci çerçevesinde kullandırılacak en az %70'i KOBİ'lere kullandırılacak söz konusu 10 yıl vadeli kaynağın ve de yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılacak.
burada en önemli husus kadın katılımı. Dünya Bankası ile birlikte geliştirilen ve de kaynağın en az %10'unu iş gücüne ve yönetime kadın katılımını destekleyen, ihracatçılarımızı öncelikleyen bir sistemimiz de olacak. Burayı ben biraz açmak istiyorum. Çünkü çok önemli gerçekten bu dönemde de. Temsil ve yönetim hakkına sahip en az bir hissedarı kadın olan ya da orta düzey yöneticilerinin en az %25'i kadın olan firmalara ek olarak sektör ortalamasının üzerinde kadın istihdam eden ya da bir önceki yıla göre kadın çalışan sayısında en az %5'lik bir artış sağlamış firmalarımız fiyat anlamında da önceliklendirilecek. O açıdan tüm ihracatçılarımızı, özellikle KOBİ niteliğine sahip ihracatçılarımızı ek olarak kadın katılımını önemseyen ihracatçılarımızın da önemli bir pay sahibi olacağı bir 10 yıla varan vadede bir kaynak söz konusu. Pınar Hanım, sürdürülebilirlik koşuluna dikkat çektiniz. Bu dünyada çok ciddi bir gündem tutuyor şu an itibariyle. Biz de katılıyoruz gördüğümüz kadarıyla. Bunların devamı gelebilir mi peki? Ve aynı zamanda bir maliyet avantajından bahsettiniz. Mesela benzer bir vadede bir ihraç söz konusu olsaydı onunla kıyaslandığında ne kadarlık bir avantajı var? Mevcut dönemde küresel olarak hissettiğimiz ekonomik etkilerine yüksek bir biçimde hissettiğimiz salgın döneminde bankamızın ihraç edeceği bir benzer vadeli sahibi ihracına göre 400 bas puanlık bir avantaj elde edildi bu krediyle ve 10 yıl vadeli bir işlem gerçekleştirildi. Aslında bizim uluslararası kuruluşlarla uzun zamanlı bir ilişkimiz var Exim Bank olarak, biliyorsunuz. Bu imzalanan anlaşma sayısı bakımından bankamızın uluslararası kuruluşlarla 24. Dünya Bankası grup kuruluşlarıyla da 8. anlaşması ve de bunun imzasını Cuma günü gerçekleştirdikten sonra biz diğer uluslararası kuruluşlarla da benzer bir çalışma başlattığımızın müjdesini ihracatçılara da buradan vermiş olalım. Pınar Hanım, çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Türk Exim Bank Fonlama Daire Başkanı Pınar Çalışkan'la birlikteydik telefonda. O da görüşlerini aktardı bizlere. Şimdi Fokus programına kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde araştırma müdürümüz Cumhur Örnek benimle birlikte olacak. Cumhur, hoş geldin. Merhaba Gizem. Şimdi makroekonomik verileri değerlendireceğiz birlikte ama ilk etapta piyasaları değerlendirmek üzere Denizbank, Deniz Yatırım tarafına döneceğiz. Denizbank Yatırım Hizmetleri Grubu Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü Ali Barbaros Demirel bizlerle birlikte olacak. Barbaros Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ben piyasaları sorarak başlamak istiyorum size. Dün de devam eden bir inme vardı. Borsa bugün de aynı şekilde iyimser bir hava içerisinde. Her ne kadar gördüğümüz tablo şu aşamada hisse senetleri piyasasında mesela ABD vadeli işlemler ekside seyrediyorlar. Aynı şekilde Avrupa tarafındaki ilk işlemler de ekside. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün de borsanın ayrıştığını görmekteyiz. Borsa zaten bir müddettir uluslararası piyasalardan pozitif yönde ayrışıyor. Dün tabii Amerikan borsalarının ciddi oranda Dow Jones liderliğinde toparladığını gördük. Orada 24.700, 25.500 üzerinde teknik olarak da daralan bir üçgen formasyonu var. 25.500'ün geçilmesiyle tüm global piyasalarda pozitif algının tekrardan hakim olduğunu görebiliriz. BIST'te özel olarak da 116.000 önemli bir direnç seviyesiydi. Dün gelen tekrardan açığa satış yetkisinin verilebilmesi haberleri ve ayrıca bankacılık sektörü BDDK'nın Mayıs ayı verilerinin açıklaması piyasaya ve banka hisselerine olumlu olarak yansıdı. Biz Nisan ve Mayıs aylarında önemli ölçüde bu iyileşen kar rakamlarının banka hisse fiyatlarına önümüzdeki dönemde de olumlu yansımasının devam edebileceğini düşünüyoruz. Ve banka hisseleri liderliğinde 116.000 üstünde kaldığı sürece kısa vadede 120.000 hedef olarak izliyoruz ve yükselen kanal 112.000 destek seviyesi kırılmadığı sürece iyimserliğin devam edeceği kanaatindeyiz.
Çok teşekkür ederim. Ali Barbaros Demirer'le birlikteydik bu bölümde de. Cumhur sohbetimize istiyorum ki bu noktada dış ticaret istatistiklerinden başlayalım. Barbaros Bey yurt içindeki piyasalardan bıraktı. Bugün aldığımız veriler vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ödemeler dengesinde en önemli kalemlerden bir tanesi buradan geliyor ve bundan sonrası için özellikle Nisan'daki Mayıs'taki daralma cari dengeyi ne kadar nereye kadar kötüleşmesine neden olur. Atılan bu ithalat adımlarıyla biz bu konuyla ilgili olarak ne kadar başarı sağlayabiliriz 2020 yılı içerisinde. Bu oldukça önemli olacak. Tabii bir işin içerisinde ekonomistler bunun işte yatırım malı, sermaye malı bu şekilde değerlendirdiği zaman da önümüzdeki döneme ait bu ithal ikamesi ya da büyüme anlamında genel manşette bizi nereye götürür? Bunları anlamaya çalışıyor. Ama biz işin birazcık daha piyasa boyutunda kalacak olursak eğer, tabii burada geçtiğimiz senenin rakamlarıyla bu senenin rakamları Ocak-Mayıs olarak karşılaştırdığımız zaman bizim fonlamamız gereken döviz miktarının arttığını görüyoruz. Buradan tabii bağlayacağım başka bir konu daha olacak. Piyasa etkileri üzerinden bakacak olursak eğer, dolar Türk lirasında işte 6.85-50'de bir seviye görüyoruz. İşte geçtiğimiz yılla baktığımız zaman işte cari denge tarafındaki o dövizi biz mesela geçtiğimiz senelerde bir kısmını kısa vadeli portföy akımları şeklinde içeriye aldığımız döviz karşılığı dövizi satarıp TL aldıkları ve bu konuyla ilgili nemalandıkları bir ortamda rezervleri kullanmadan ya da farklı fonlama kaynaklarını kullanmadan halledebiliyorduk. Ama bu senenin hikayesinde bu da değişti. Dolayısıyla o ödemeler dengesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde olan azalışı görüyoruz. Şimdi bir başka dikkat çeken unsur esasında piyasada dolar Türk lirasındaki düşen oynaklık. Biz mesela son işte 10 günden beri baktığımızda 6.85-50'de bir döviz fiyatlamasını görüyoruz. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlamış olduğu bankalarla yurt içi müşteriler, yabancı bankalar o işlem hacimlerine baktığımız zaman mevsimselliğin haricinde farklı dinamikler de görüyoruz. Mesela yabancı işlemlerindeki azlığı Kasım'da ya da Aralık'ta görsen şaşırmazsın. Dersin ki işte Paskalya tatili hesapları kapatlar önümüzdeki yıla bakıyorlar ama bu senenin Haziran ayının ortalaması yabancı tarafında 1.2 milyar dolar ki geriye dönüp baktığımda buradaki rakamların 2 ila 3 milyar dolar arasında dalgalandığını görüyoruz. Dolayısıyla burada evet TL'nin ulaşılabilirliği kısıtlandıktan sonra yabancı yatırımcılar Türk lirasında işlem yapmaktan tırnak içinde vazgeçmişler diyebiliriz. Dönüyorsun yurt içi tarafa bakıyorsun. Onlar zaten yaklaşık olarak bir herhalde bir 18 ya da 24 aydır yabancı parayla ilgili olan işlemlerde tek yönlü bir şekilde yabancı para mevduatlarını arttırıyorlardı. Oradaki rakamlara baktığın zaman da onların da geçtiğimiz sene 3,5-4 milyar dolar işlem yaptığı hacimler var. Şimdi onlar da 1.6 milyar dolara gelmiş. Dolayısıyla orada bir işlem hacminde bir daralma söz konusu. Burada oluşabilecek reel talep, hani para ticaretinden ziyade mal ticareti özelinde işte bu ödemeler dengesi üzerinden gelecek olan kısım ne içeriden ne dışarıdan sanki karşılanmayacak gibi gözüküyor. Biz yine rakamı azalmış da olsa geçtiğimiz dönemlere göre olsa yine anlaşılan o ki Merkez Bankası'nın rezervleriyle de bankaların rezervleri üzerinden bu tarafı karşılayacakmışız gibi gözüküyor. Yani bu dolar TL'nin 3-5 kuruşluk bir bant içerisinde devam etmesi ve oynaklığın düşük kalmaya devam etmesini bekliyorsun hala. Gözüken o. Çünkü biz burada katılımcı sayısını azalttık çeşitli önlemlerle. İşte ne var? Yurt içi tarafta eğer banka ya da sanayici değilsen eğer ya da ihracatçı değilsen %1'lik bir kambiyo gider vergisiyle karşı karşıyasın. Bu kadar oynaklığın olmadığı bir yerde %1 de ciddi bir maliyet. Dolayısıyla burada yatırımcıları bir miktar daha geri plana itmiş durumda. Sadece bu da şöyle de değil. Hani aldırmamak da mevzu esasında burada şey ama bir taraftan da satacak olanın da yerine koyduğunda %1 maliyet var burada diyor olması da esasında bu verginin çift yönlü bir psikolojik etkisi olduğunu da unutmamamız lazım. Çünkü bugün yabancı para mevduatla işte devam eden bir gerçek kişi varsa 6.85-50 önümüzdeki dönem içerisinde burada oynaklığın olmadığını, döviz mevduatıyla ki getiriyle işte TL'deki kaybı karşılamayacak. Ya ben bunu TL'ye geçeyim dediği anda bir sonraki adım aklına gelecek ve geri duracak. Dolayısıyla böyle bir oynaklığın düşük olduğu bir dönemin devamlılığı bekleniyor. Bir de unutmayalım 30 Haziran'dayız. Hani genel anlamda işte bugün bilançolar belli olacak. Bazı şeyler hep 1 Temmuz'a öteleniyor biliyorsun. Onun da getirmiş olduğu bir tırnak içinde rehavet havası da olmuş olabilir.
Şimdi bakalım küresel piyasalar tarafında peki bu akışı bozabilecek herhangi bir şey var mı? Yurt dışına bir konumuz var. Markets.com'dan Neil Wilson, kıdemli piyasa analisti bizlerle birlikte olacak. Ondan da görüşlerini alacağız. Hello Mr. Wilson. Merhaba Sayın Wilson. Sayın Wilson, beni duyabiliyor musunuz? Hello. Evet. Önceki programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İlk soracağım soru şu. ABD ve Çin hala Hong Kong konusuyla alakalı olarak bir çekişme yaşıyor. Sizce bu konu küresel piyasaları rahatsız edecek bir güce sahip mi diye düşünüyorsunuz? Evet, bence kesinlikle yine bir hikayenin oluştuğunu görebiliriz. ABD seçimleri var biliyorsunuz bu yıl. Hem Biden hem de Trump şu an Çin üzerine biraz daha sıkı bir tutum sergilemeye çalışıyor. Bu tabii ki olumlu bir ortam oluşturmuyor. Ancak ikinci olarak piyasaları etkileyebilecek bir şey. Hisse piyasalarına bakalım mesela Avrupa'da ve ABD'de yakın vadede Çin'le alakalı bazı riskler var ve bazı Avrupalı ülkeleriyle ve Çin ile alakalı onların Çin'le yaşayacağı sorunlar var ve Covid-19'dan toparlanmayla alakalı durumlar var ve şu an büyük ihtimalle çok daha sıkı ve uzun bir toparlanma göreceğiz. Piyasaların daha önceden fiyatlarından daha uzun bir zaman alan bir toparlanma göreceğiz. Çin'deki problem daha da problematik bir hal alıyor. Alacaktır da Kasım'daki ABD seçimlerine doğru gittikçe. Çünkü başkan buna odaklanmak istiyor. Farklı veriler de geliyor bu arada. Toparlanmanın o kadar hızlı olamayacağını bize gösteren bir şey. Çünkü çok büyük bir ekonomik daralma yaşadık. Pekala Neil, Powell aynı zamanda bir şeyin altını çizdi. Altını çizdiği şey de çok yüksek oranda belirsizlik de dün. Bir konuşma metninde bunu okudu. Piyasa fiyatlamasına baktığımız zaman da oynaklığın belirsizlikle aşağı geldiğini görüyoruz. Bir sonraki çeyrek piyasaları ne getirecek? Önümüze ne getirecek? Şu an ilginç bir çeyrek geçirdik ve ABD hisseleri biraz daha yükselmişti biliyorsunuz. Ancak DAX'ın da çeyreklik anlamda yükseldiğini görebiliyoruz. FTSE'de de durum aynı. Küresel hisselerde çok güçlü bir çeyrek geçirildiğini söyleyebiliriz. Çünkü çok zayıf bir ilk çeyrek geçirmiştik. Yani bu durumun biraz daha üçüncü çeyrekte standartları çok daha yükseltebileceğini söylemek zor. Çünkü o kadar fazla yükseldi ki ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte bu kadar olur mu bilmiyoruz. Ve gelen veriler bir başka hızlı bir toparlanma ya da bu kadar büyük bir rally görebileceğimizi bize inandırmaya yetmiyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca bilançolar açıklanmaya başlayacak dünya çapında ve bu bilançolarda bize çok daha fazla şey söyleyecek. Analist beklentileri biraz daha belli olacak. 2020'nin sonuna, 2021'e dair beklentiler biraz daha şekillenecektir. Bu bilançoların açıklanmasıyla birlikte piyasalar biraz daha beklentilerle hareket ediyor şu an bilançolara dair. O yüzden de biraz çekilme bekleyebiliriz. Ve şu an ikinci çeyrekle kıyaslandığı zaman daha zorlu geçebilecek bir üçüncü çeyrek görüyoruz. Sayın Wilson, son sorumda en büyük türbülansla alakalı olacak önümüzdeki hafta için. Nerede türbülans beklemeliyiz sizce önümüzdeki haftalarda? Ya da sizce en büyük riskler nerede piyasada? Yakın vadede güvenli limanlardan bahsedebiliriz. Hazine tahvil getirilerinin düştüğünü görüyoruz. Daha da düşebilirler. Altının da şimdi bir kez daha yükselmeye başladığını, bu tarz bir trendde hareket ettiğini görüyoruz. Belli bir bantta hareket ediyor ancak yükseliyor. En büyük risk ise riskli varlıklarda ya da hisselerde. Ve şu an teknoloji hisseleri çok güçlü görünmesine rağmen son yeniden açılmaları ile birlikte hisseler biraz daha etkilenebilir. Eğlence, ulaşım sektörüne dair hisselerde biraz etkilenme görebiliriz. Çünkü
ekonomik anlamda durum biraz daha kötüleşebilir. Şayet dünyadaki sağlık durumu, kamu sağlığı durumu kötüleşirse bu hali hazırda görülen yükseklerden biraz çekilme yaşanabilir. İşler kötüleşecek olursa. Neil Wilson, bugün bize katıldığınız için ve detayları bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Evet, Marcus.com Neil Wilson'dan da görüşlerini aldık. Cumhur, istersen sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Az önce özellikle yurt içi piyasalardan bahsediyorduk ve aynı zamanda TL'nin dar bandından bahsediyorduk. Yine Türkiye gündemiyle istersen devam edelim. Bugün iç borçlanma stratejisi açıklanacak hazine tarafından. Nedir buradaki son durum ve ne beklenebilir? Nispeten hani 2020'nin geçmiş aylarına göre bakacak olursak hazine rahat bir ay geçirdi. Hatta bu ayın başlangıcında işte 12.4 milyarlık itfaiye karşılık 27 milyar TL borçlanırım demişti ki geçtiğimiz çok uzun bir süre hatırla o borçlanmayı düşündüğü rakamın çok üzerine çıkmıştı hazine. Bu ayı ise kamu dahil 22.8 milyar TL ile tamamlıyoruz. Ancak biz de şunu görmeye başladık. Biz hazinenin özellikle 20 milyar TL üzerinde rakamlarını görmeye başladığımız zaman 2-3 ay ya hazine çok yoğun bir dönemin içerisine giriyor. İşte borçlanma ile ilgili olarak farklı neler görebiliriz, hangi enstrümanlar görebiliriz diye konuşuyorduk. Ancak o Ağustos 2018'deki faizlerin hızlı gitmesinden sonra yukarıya doğru vadelerin kısalmaya başladığını gördük. Dolayısıyla artık hayatımıza 40 milyar TL'lik aylık itfaiye gördüğümüz zamanlar dilimi girecek. Mesela bunlardan bir tanesi, hatta ilki Ekim'in 2020'de 41.4 milyar TL, Şubat 2021, Nisan 2021, bunlar hep 40 milyar TL'lik rakamlar. Ama biz yine yakın vadeye bakacak olsak, bugün piyasa kapanışından sonra gelecek. İşte Temmuz'da 20.6 milyar TL'lik borçlanmaya karşılık yine bir 27 milyarlık borçlanma öngörülüyor. Burada zaten piyasa yapıcı bankalarla hazinenin son derece yakın çalışma diyalog halinde işler devam ediyor. Tabii işin içerisine özellikle Mayıs ayında aktif rasyosunun girmiş olmasıyla burada işte o devlet işte borçlanma senetlerine verilen 0.75'lik ağırlık buraya işte kredilerden önce bir talep oluşturdu. Yine aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla hani piyasayla konuştuğumuzda burada arz yönlü bir hani baskının fiyatlamalar üzerine, faizler üzerine zaten bir etkisinin olmadığını geçtiğimiz dönemde gördük. Böyle de muhtemelen devam edecek. Burada herhalde işin birazcık daha rengi. Biz ne zaman vadeleri yeniden uzatmaya başlayacağız? Piyasa işte bu değişken faiz konusunda nerelere dikkat etmeye başlayacak? Ki şunu söyleyelim, mesela Cuma günü enflasyon rakamını alacağız. Dün konuştuk seninle biraz ama enflasyona endeksli tahvillerdeki o reel getirdiğimiz ya da yanındaki o artı diyeceğimiz şey eksiye dönmüş durumda. Eksi 0.50'den eksi 1'e gelmiş durumda. Yakın vadede işte bu enflasyonda oluşan yukarı yönlü riskleri eğer ben işte portföyüme bir kağıt alacaksam en azından enflasyona endeksli olsun. Buradaki rakam da bizi hani yükseldiği noktada bir puanlı ben feragat etmeye de razıyım, üzerine reel getir de istemiyorum şeklinde bankaların bir fiyatlaması var. O yüzden de hazinenin bundan sonraki dönem içerisinde uygulayacağı işte vadeyi uzatma, değişken faiz mi, sabit faiz mi, vade konusunda ne olacak? Herhalde bunlar birazcık daha ön plana çıkacak bugün. Ama az önce dediğin gibi zannedersem Ekim'de yoğun borçlanma olmasına rağmen faiz kur üzerinde herhangi başka bir bu unsur baskı beklemiyorsunuz. Şu anda gözükmüyor çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Mesela Merkez Bankası'nın yılın ilk iki döneminde Ocak-Şubat'ta faiz indirimlerine rağmen işte biz 9'lu rakamları konuşuyorduk ama 2 yıllık tahvilimiz %12'lerle 13'lerle işlem gördü. O aradaki makası, o iştahsızlığı orada görebiliyorduk ama o da işte konan aktif rasyosu formülü ve yaratılması düşünülen o finans dünyası içerisinde, iklim içerisinde eridi gitti. Tabii ama bu sadece bizim konumuz değil, dışarıda da baktığın zaman da bu bütçe açıkları artarken, Avrupa'da en kırmızı çizgisi olan Almanya'da bile artarken, Amerika'da da bu şekilde yola devam ederken faizlerde bir aşağı yönlü geliyoruz. Ama onları da belki dezenflasyonu ya da deflasyon gibi korkularla açıklayabiliyoruz. Bizimkisi birazcık daha kural bazlı oldu. Cumhur, çok teşekkür ediyorum. Yorumlarını bizlerle paylaştığın için. Ve Fokus programının burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kısa bir aranın ardından Zeliha Saraç karşınızda olacak. Hoşçakalın.